Değerli dostlar, biraz hafızalarımızı yeniden tazelemekte yarar var. Mesela 2008 yılında yaşanılmış olan Gürcistan-Rusya Savaşı veyahut 2014 yılında yaşanılmış olan Ukrayna-Rusya Savaşı ve onun devamında Donetsk, Luhansk ve Kırım'ın ilhak edilmesi neden kaynaklandı? Değil mi? Yani bu durup dururken böyle bir şey olmadı. Bunun nedenini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Hafızayı tazeleyelim. Gürcistan ve Ukrayna ve zaman içinde de Moldova eski Sovyet Cumhuriyetleri kimlikleriyle tıpkı bir dönemin yine Sovyetler Birliği işgali altında kalmış Baltık Cumhuriyetleri gibi anayasalarına da madde olarak koymak suretiyle Avrupa Birliği ve NATO üyesi olmaya karar verdiler. Gürcüler NATO'yu biraz daha kademeli olarak dile getirseler bile Avrupa Birliği ile bir an önce bütünleşmek için çok önemli adımlar atıyorlardı. Başlarında Saakashvili isimli bir bugün çok ağır hasta ve kenarda köşerde kalmış bir siyaset adamı vardı. Rusya dedi ki yapmayın, uymayın bu işlere. Eski Sovyet Cumhuriyetlerine NATO ve Avrupa Birliği giremez kardeşim. Esasında dedi, Putin bunları söyledi 2008 yılında. Esasında dedi, Soğuk Savaş bittiğinde 1991-92'de yapılan anlaşmalar eski Varşova Paktı ülkesi olan Doğu Avrupa ülkelerinin de Avrupa Birliği ve NATO'ya girmeyeceği yönündeydi ama Batı bu sözlerinin hepsini unutarak Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan ve işte Romanya, Bulgaristan hepsini hem NATO'ya hem Avrupa Birliği'ne aldı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Artık NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin yayılma alanı Ukrayna sınırında biter dedi. İşte savaşın nedeni bu. Gerek 2008, 2014, şimdi 2022, 2023. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Sonra Rusya lideri özellikle son dönemde yaptığı açıklamalarda 2022 Şubat ayında eğer ben bu savaş kararını almamış olsaydım Batı'nı Rusya Federasyonu'nu içeriden çökertme ve parçalama harekatına karşı önlem almakta gecikmiş olurdum ve daha büyük bir felaketle karşılaşma ihtimalimiz yüksek olurdu diyor. Bunu geçen gün Sergey Lavrov da tekrarladı. Dedi ki bu Batı'nın dedi yaptırımları yani Ukrayna'dan kaynaklanan yaptırımlarının pek fazla Ukrayna ile bir alakası yok. Onlar bizim Rusya Federasyonu'nun içinde fakirliğin artmasına, fakr-ı zaruretin artmasına ve halkın kendi devletine karşı ayaklanmasına çalışıyorlar dedi. Büyük senaryolardan bahsediyoruz. Büyük senaryolar bunlar ve büyük senaryolar çerçevesinde de böyle yürüyor bu işler. İşte bu noktada dün toplanan Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna ve Moldova'ya yürütmekte oldukları reform çalışmalarını pozitif karşılayarak tam üyelik müzakere süreci başlatma kararı, tavsiye kararı alması çok önemli. Yani Avrupa diyor ki Rusya'ya sen o kadar savaşıyorsun, şu yapıyorsun, bu yapıyorsun ama iki eski Sovyet Cumhuriyeti'ni ben 14-15 Ekim'de 14-15 Aralık'ta toplanacak Avrupa Birliği Konseyi Liderler Zirvesi'ne öneriyorum diyor. Onlar karar verecekler bu sürecin başlamasıyla ilgili olarak. Tabii bu ağır bir olay. Nikola özellikle Moldova'yı da bu kez potaya sokan bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Maia Sandu, Moldova Cumhurbaşkanı Avrupa yanlısı, Batı yanlısı bir karakter. Ülkesindeki Rusya yanlısı Sor diye Şans isimli partiyi siyasi açıdan yasaklatmış bir lider. Rusya'ya karşı çok ciddi bir şeyi var.
Bu kararı büyük bir memnuniyetle karşıladı. Buna karşılık Rusya'nın doktriner açısından sağ kolu hemen yanında oturan Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Petrushev aynen şunu dedi: Moldova'da Batı emperyalizminin kolonyalist politikalarının kurbanı olmak üzere kendi ayaklarıyla kendilerini yok etmeye çalışıyorlardı. Devamında Rusya lideri Vladimir Putin de Avrupa Birliği'nin Ukrayna ve Moldova hattında genişleme çalışmalarının Avrupa istikrarı için büyük bir sorun olduğunu, bunun gerçekleşmesine izin verilmeyeceğini ifade etti. Dmitri Peskov ise Kremlin sözcüsü, özellikle Avrupa Birliği'nin Kiev'e yani Ukrayna'ya Avrupa kapıları açma ve müzakereleri açma önerisinin bir tür oyalama olduğunu ve Avrupa'nın yapamayacağı bir iş üzerinden Ukrayna'ya ciddi bir şekilde umut vaat ettiğini ifade etti. Yani esasında bir kazan kaynamaya başladı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi zaten Ukrayna savaşın içinde bir ülke. Ama en önemli nokta Moldova. Moldova'da ise şöyle bir durum var. 1991 yılında bir iç savaş yaşandı. O iç savaşın sonucunda Moldova'nın doğusunda Ukrayna ile sınırı arasında dar bir Transdniester yönetimi doğdu. O Transdniester yönetimi bayrağında hala çekiç orak olan, meydanlarında Lenin'in heykellerinin bulunduğu Rusya yanlısı ve Rus askerini de barındıran bir yönetim. 500 bin adam orada Sovyetler Birliği gibi yaşıyorlar. Çok enteresan, tarihi bir olay. Yani girdiğin zaman geçmişe gideceksin, öyle bir yer. Şimdi Transdniester denilen bir yeri varken Moldova'nın, Rusya'nın Moldova'yı istikrarlı bırakması mümkün mü? Mümkün değil. Gürcistan'a da yine Rusya'nın parmağına gözü sokmak için şöyle bir statü verdiler. Her ne kadar kendisine önerilen reformlarda büyük gecikmeler yaşansa da potansiyel üye statüsünden aday üye statüsüne çıkarılması önerilecek konsey toplantısına. Yani Gürcistan'a da bir ha gayret diyor Gürcistan'ın iki yeri Abazya'yla biliyorsunuz Güney Osetya Rusya'nın fiili işgali altında. Böyle bir atmosfere doğru gidiyor. Şimdi Robert Fico, Slovak Başbakan hemen ayağa kalktı. Dedi ki o Rusya yanlısı. Bu böyle olmaz dedi. Yani bu Avrupa Birliği bu kadar riskli bir bölgeyi genişleme babında envanterini alamaz dedi. Ama en büyük açıklama tabii ki her zaman olduğu gibi Macar Başbakan Viktor Orban'dan geldi. Viktor Orban çıktı dedi ki ben böyle şeyi kabul edemem. Çünkü bu iş sonuçta bir savaşın Ukrayna'dan bahsediyor. Bir savaşın Avrupa Birliği bünyesine katılması yani ithal edilmesi anlamına gelir. Doğru esasında. Şimdi bakın. Yıllarca bizim Kıbrıs meselemizde trompet çaldılar, doğru mu? İşte şunu yaparsanız sizi alırız, bunu yapar. Sonra hiçbir şey olmadı. 2005 yılında Rumları bölünmüş bir adanın, fiilen bölünmüş bir adanın meşru yönetimi olarak aldılar. İşte bu olaylar şunu gösteriyor. Avrupa Birliği kendi ilkelerinde bile ciddi zafiyetler yaşayan bir kurumsal kimlik. Yani savaştaki Ukrayna'yı almaya çalışıyor. Parçalanmış Moldova'yı Rum yönetimi gibi almaya çalışıyor. Ama iş Türkiye'ye geldiği zaman bir başka bahara kalıyor. Böyle. Hoşça kalın.